Şimdi yola çıkalım, bir üniversite anımı anlatayım ben sana. Hem sana hem videoya. Sağa dönmeye hazırlanın. Üniversitede başkasının evine çilingirle Sağa girdiğimiz dönün. hikayeyi anlatayım ben size. Tamam. Bizim böyle anlatmaya başlayayım şimdi. Sağa dönün. Anılar Vol 1. Al, güzel bir şey olsun. Anı anlatayım da video iyi gitsin. Ben Aksaray'da üniversite okumaya gittim, tamam mı? İkinci seneye geldik. Yurt falan bizim kapandı. Zaten girmeyecektik de ev tutalım falan dedik. Yazın gidiyoruz, ev arıyoruz falan yok. Böyle mühendislik ofisi var bir tane. Avukatların bürosu gibi aynı. Büro. Orada deri koltuklarda falan yatıyoruz. Böyle ev arayıp duruyoruz yani. Birkaç ay boyunca ev aradık. En son bir tane ev düştü. Dedik ki gidelim şu eve bir bakalım. Yani belli ki ev güzel yani. Gidip bakacağız. Orada bir eczanenin sahibi var. Evin sahibi de o eczanenin sahibi. Aynı adam. Gittik adama dedik. Abi biz tutmak Sağa istiyoruz dönmeye işte. hazırlanın. Bize ver bir anahtarını, bir gidip görelim. O da tamam dedi, al dedi şu anahtarı. Verdi bize Sağa dönün. anahtarı. Evi tarif etti. Adresi verdi. Dedi ki ikinci kat. İkinci kattan sağdaki kapı dedi. Biz de işte ikinci kattan sağdaki kapı diye gittik. Vardık. Anahtarı takıyoruz hala. Kes lan. İkinci kata çıktık. Bayağı ikinci kata çıktık. Sağdaki kapıya geldik. Anahtarı soktuk. Yalnız kapı açılmıyor yani. Bayağı anahtar Hemen. uymuyor. Dedik ki, aradık şeyi adamı. Abi dedik, verdiğin anahtar bu Kaza kapıyı yaptım. açmıyor. Kaza mı yaptın? Bekleyin. Biraz yavaşla. Tamam, o zaman ağır ağır devam ediyorum. 40'la 50 ile falan gidiyorum ben. Yetişirim ben. Yetişince şey yap, söyle, hızlanayım. Yetiştim, devam. Tamam. Dedik ki, abi dedik, Mücahit. Şu video çekiyoruz oğlum, yapma. Ulan. Ya oğlum bir sus lan. Abi telsiz kapat. Nereden kapanıyordu telsiz? Tab'a bas. Oradan sonra sağ tıkla. O şeyin teybin üstüne bas, kapanır. Teybin üstüne mi? Şeyin işte ne, her neyse yukarıdaki çatıda. Kısmında mıydı? Vallahi yok ha. Vallahi yok. Neyse, ben milleti şey yapmayayım da dur. O işaret bende çıkmıyor. Şerefsizlik yapıyor bazıları da böyle. Neyse. Nerede kalmıştık? Aradım adamı, dedim ki abi, verdiğin adrese geldik. Yalnız verdiğin anahtar bu kapıyı açmıyor dedik yani. O da nasıl açmaz ya? Açması lazım. Biraz daha deneyin dedi. Deniyorum abi, yok dedim. Yani çevirmiyor. Girmiyor da dedim anahtar. Tamam dedi. Bir tane çilingir ara dedim. Gelsin kapıyı açın beraber. İyi dedim. Aradık çilingiri. Çilingir geldi. Kapıyı açtı. Kırdı zaten. Kilidi kırarak açıyor çilingir. Aleti var. Kilidi kırdı, açtı kapıyı. İçeriye girdik. Ulan içeride böyle şey yapmışlar, hani Everest dağı gibi kız ayakkabıları. Böyle dağ gibi yığmış tam ortaya. Bildiğin torbadan dökmüş. Artık kiminse. Ama ortalık da böyle dağınık, hani daha tam olarak yerleştirilmemiş ev. Biz de dedik ki herhalde burada birisi kalıyordu, kızlar kalıyordu. Geriye kalan eşyalar bunlar. Biz sanıyoruz ki onlar taşındı, biz kiralayacağız. Gelip eşyalarını alacaklar galiba. Ulan içeriye girdik. Hani bir sürü eşya var, hani öyle az kalmış değil. Bayağı yerleşmemiş sanki, gelmiş yeni giriyor.
Biz de diyoruz ne oluyor anasını satayım, ne oluyor lan böyle falan derken. Sağa gidiyoruz, laptop var, bilgisayar var, şarj aleti var, bir şeyler var. Böyle eşyalar falan var. İçeriden böyle diye bir ses geldi. Benim İftihar diye bir arkadaş var. Yatak odası tarafına gitti onlar da. O da yatak odaları, o odaların kısmına doğru gitti. İçeriye bakayım diye. Bir vardım bunun yanına. Eline bir tane kızın çıt çıtlı atleti var, zıbın var. Onu almış böyle kaldırmış, dikmiş. Kanka diyor. Biz ne yaptık oğlum falan yapıyor böyle. Bir baktım böyle anasını satayım. Sıçtık dedim yani. Bizi polis alır. Net alır. Evde bayağı millet yaşıyor. Biz bunların evine çilingirle girdik. Yanlış eve gelmişiz. Herif bize ikinci kat dedi, yanlış eve gelmişiz. Ulan dedim, çık bokunu yiyeyim dedim. Öleceğiz oğlum, bizi burada yok ederler dedim. Ani fren yapıyor ya. Bizi burada yok ederler dedim. Çilingirin yanına vardım abi dedim ya. Şuna bir tane anahtar tak, bu ev dolu dedim. Bizi hemen tak çıkak gidek. Burada kalanlar var, gelir ne derler. Biz yanlış eve girmişiz dedim. O da olmaz öyle, ben polisi arayacağım diyor. Abi dedim, polisimi arıyorum, neyi arıyorsan ara da. Burada kızlar kalıyor dedim. Bizi onlara gösterme tek dedim. Anlamıyor, illa polis molis derken abi dedim ev sahibinin yanına gidek de dedim, onu anlat. Gittik ev sahibinin yanına, parasını da aldı çilingir. Sonra ev sahibine işte dedik, abi dedik sen emin misin ikinci katta olduğunu dedik. Evet oğlum dedi, ikinci katta, hadi beraber gidelim dedik. Çıktık, yanımızda geldi. Bu sefer yanımızda geliyor ev sahibi. Girdik. Birinci kata çıktık. Birinci kattan sağ kapı. Herif birinci, ikinci katı bilmiyor. Zemin katı sıfır yani, bir saymış. Bizi başkasının evine haneye tecavüz ettirdi şerefsiz. Böyle enteresan bir anımızdır bu da yani. Az daha göt altına gidiyorduk üniversitede. Hazır yola çıkmışken size üniversite anımı anlatayım bir tane. Bayağı isteyenler oldu yani üniversite anısı. Bir tane daha anlatayım. Ben KYK yurdunda kalıyordum bir ara. Bir 6 ay 7 ay falan kaldım. Ondan sonra tekrardan eve çıkmayı düşündüm. Baktım aynı fiyata geliyor. Kaç vitesmiş lan. Baktım aynı fiyata geliyor. Ulan dedim niye eve çıkmıyorum? Geri eve çıkıyorum. İyi dedim. Arkadaşları aradım. Dedim ki yanınıza kimseyi almayın, ben geliyorum. Tamam dediler. Kimseyi almadılar. Ben işte eşyalarımı falan aldım bir gün sonra. Evi yerleştirdim. Sırada gidip kaydımı sildirip eşyalarımı alıp eve döneceğim. İftihar ve Vüsal var. Ev arkadaşlarım. İkisine dedim ki benim böyle böyle dedim, hani bir tane Şahin var benim araba. Yurdun önünde Mars namusunun kömürü bittiği için çalışmıyor. İttirip çalıştırmamız gerekiyor. Onu oradan getireceğiz. Gelin dedim bir el atın da gidip bir şey yapalım. İttirin. Çalıştırıp gelelim dedim. Hem de eşyalarımı atarım içine geliriz dedim. Tamam dediler. Atladık işte bir ondan sonraki gün. Vardık, benim şeyi alacağız. Arabayı ve eşyaları alacağız. Retarderi de yoktur bunun. Sağa dönün. Şu geçsin de şimdi. Vites göstergesi olmayınca olmuyor aga. Atladık gittik işte. Alacağız. Girdim içeriye, eşyaları falan topladım. Teslim edilecekleri ettim. Kaydımı sildirdim. Eşyalarımı bagaja koydum. Dedim ki işte ittirin gençler. Hemen vurdular, vurdurup gidelim arabayı. Orada da böyle kimsenin kullanmadığı boş toprak yol var. Orada ittiriyoruz. Bunlar itiyor itiyor, ulan çalışmıyor. İtiyor itiyor, vurduruyoruz, çalışmıyor.
Derken aradan bir yarım saat geçti ama İftihar ve Yüsel yani iyice terledi. Bir taraflarından ter akmaya başladı çocuklar. Hala da itiyorlar. La oğlum bu çalışmayacak falan yaptılar. O sırada ben de şeyi fark ettim. Böyle kafamı bir aşağıya doğru eğdim. Bir baktım ulan tüp tankını açmayı unutmuşum. Sıralı sistem var ya bunda böyle basıyorsun şey düğmesine. Ulan LPG'yi açmamışım. Boş yere ittirmişler o kadar. Yakıt gitmiyor aracın motoruna. Dedim ki gençler bakın dedim hissediyorum dedim. İki kere daha vurdursak çalışır dedim. Açtım tüpü. Bir kere vurdurdular tüpü aldı artık. Motora ikinciye vurdular çalıştı. Bindik. Gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz yani? Aracın ön kapısı ön sağ kapısı açılmıyor iç taraftan dıştan açıyoruz. Kapıların ayarları yok böyle iyice çarparak falan kapatman gerekiyor. El freni yok. Gaz ayarı da yok. Gazdan ayağımı çekince istop ediyor. O şekilde arkadaşlar yanında oturmuş dua ediyorlar. İnşallah yolda kalmayız. Çarşının ortasında kalmayak da nerede kalırsak kalalım. Falan derken üstümüze gelme lan. Derken işte tam çarşının o tarafa doğru giderken ilk ışıklara geldik. Orada ben debriyaja bir bastım gazdan ayağımı çekince şey oldu. Debriyaj, fren ve gaza üçüne aynı anda basmam gerekiyor ki araç hem durabilelim hem de istop etmesin. Ulan o sırada onu unuttum yapamadım. Gaza basamayınca tam istop ediyordu. Tekrardan vitesi taktım hemen. Debriyajdan bir çektim ayağı tekrardan vurdurarak geri çalıştırdım arabayı. O hızda tam istop edeceği sırada. Arkadaşlar tabii altına sıçıyor yan taraflarda falan. Böyle oturanlar ne denler. Ne yapıyorsun ne diyorsun derken bunlar iyice korktu. Sonra diğer ışıklara geldik. Asıl Aksaray'da en kalabalık olan yerlerden birisi. ADS'nin önünde bir tane göbek var. Orada da şey var. Işıklar var. Gittik. O ışıkların tam oraya geldik. Birincisinde durdum. Üç pedal yaptım durdum. Ulan ondan sonra arkadan bir sıkıştırmasın mı? Korna morna derken ayı oğlu ayı. Sıkıştırmasa sıkıntı yok. Ulan iyice sıkıştırdı. Azıcık ileri geri yapayım dedim. Polis de var. Ulan araba tam göbekte istop etti. Bunlar indi yavrum. Ezilmenin eşiğindeler zaten. Tekrardan orada bir çalıştırdılar. Ara gaz vere vere eve kadar gittiydik. Bu da böyle enteresan bir anımızdır.